Herkese merhaba. Apple'ın touch barlı MacBook Pro'larıyla nihayet tanışma fırsatı elde ediyoruz. Türkiye'de piyasaya sunulmaya başlanan bu dizüstü bilgisayarın detaylı incelemesini çok yakında bulacaksınız. Kutu açılışını yapan ilk teknoloji yayınlarından bir tanesi olma şansını elde ediyoruz. Ne mutlu bize. Ve şimdi kutusundan çıkaralım bu 15 inçlik MacBook Pro'yu ve daha sonra da ilk açılışı beraber yapalım. İlk turu beraber atalım. Teknik özelliklere baktığımızda bu MacBook Pro'nun oldukça güçlü olduğunu söylemeliyiz. 11.099 TL'lik bir satış fiyatı var. Apple'ın web sitesine baktığımızda bunu görüyoruz. İçerisinde 2.7 GHz Core i7 işlemci var. Bunun dışında 15.4 inç Retina ekran mevcut. 512 GB SSD, 2 GB'lık video RAM özelliğine sahip olan bir Radeon 455 grafik işlemci birim var. Bunun dışında yine Intel HD Graphics 530 grafik kartı var. 4 adet Thunderbolt 3 destekli USB-C portu ve aynı zamanda Touch Bar'lı ve Touch ID'li bir MacBook Pro şu anda karşımızda, şu anda elimizde ve açılışına gerçekleşelim. Jelatinini yırtalım ve kapağını kaldırarak açılışını gerçekleştirelim. Böyle alttan kaldıralım. Elimizdeki model uzay grisi. Uzay grisi de yeni bir renk seçeneği ve oldukça etkileyici. Farklı gösteriyor. Gerçekten bir MacBook Pro'ya sahip olduğunuz, 2016 model MacBook Pro'ya sahip olduğunuz bu renk seçeneği sayesinde anlaşılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk olarak MacBook Pro 15.4 inç ya da 15 inç diyelim kısaca. Burada USB-C kablosu var. Thunderbolt 3 portlarına takılan USB-C portlu görünümlü şekilde Thunderbolt 3 portlarına takılarak şarj edilen ve aynı zamanda bağlantı işlevlerini gerçekleştiren bir kablo. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi çeşitli kılavuzlar, belgeler ve yine Apple çıkartmaları. Ve burada da adaptör. Adaptörü de bu kabloyu takıp veya yine alacağınız başka ek bir aksesuarla uzatma alarak bunu uzatabilir ve biraz da etki alanını, ulaşabileceğiniz yerleri genişletebilirsiniz. Daha uzaktaki bir prizi de MacBook Pro'yu bağlayabilirsiniz. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Her şey bu kadar. Oldukça sade. Şimdi bunları bir kenara bırakalım dediğimiz gibi. Ve MacBook Pro'nun jelatini çıkararak işe başlayalım ve size bu bilgisayarın tasarımından, diğer özelliklerinden bahsedelim. Evet, 2016 model MacBook Pro oldukça ince, kalınlık açısından seleflerine göre oldukça ince. 15 inçlik bir MacBook Pro olmasına rağmen bu bile oldukça ince ve hafif, rahatlıkla taşınıyor. Çantalarda fazla ağırlık yapmayacaktır. Bunun dışında şöyle klavyesinden de jelat kağıdı çıkartalım, ince kağıdı. Ve bir özellik, kapağını kaldırdığınız anda MacBook Pro açılıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Görmüş olduğunuz ikinci nesil kelebek mekanizmalı klavye var. Bu klavye daha önceki MacBook Pro'da ve MacBook'ta gördüğümüz klavyelerden, kelebek mekanizmalı klavyelerden biraz daha iyi, derinliği biraz daha fazla. Bununla ilgili detayları incelemede bulacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir izleme dörtgeni var. 13 inç MacBook Pro'da 1,5 kat, 15 inç MacBook Pro'da ise 2 kat büyütülmüş bir izleme dörtgeni mevcut. Ve şu üstte görmüş olduğunuz bölüm biraz aydınlanacak. Görmüş olduğunuz gibi burada da touch bar. Bu yeni MacBook Pro'ların, 2016 model MacBook Pro'ların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu yer alıyor. Büyük hoparlörler var. Oldukça güçlü ses çıkışları var. Daha önce görmüş olduğunuz incelemelerde bunu deneyimlemiştik. Tabii ki kendi kulaklarımızda şimdi bu hoparlörlerin gücünü deneyimleme fırsatı elde edeceğiz. Şimdi bu bilgisayarın kurulumunu gerçekleştirelim ve daha sonra ilk turda yeniden karşınızda olalım. Evet, MacBook Pro'nun kurulumunu tamamladık ve karşımıza artık kullanıma hazır şekilde bekliyor. MacBook Pro'da macOS Sierra yüklü olarak geliyor. macOS döneminin ilk sürümü olarak nitelendirebiliriz Sierra'yı ve Sierra'da çeşitli yenilikler mevcut. Bunların başında bildiğiniz gibi Siri geliyor. Sanal asistan artık masaüstünde de hizmet vermeye başladı. Dosya aramaları ve bunun gibi çeşitli hizmetleri çok daha rahat şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yine çeşitli Apple uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Mail, kişiler takvim, bunlara alıştık artık, zaten mevcut. Fotoğraflar, harita ve kitaplarda, iBooks'ta uzun zamandır Mac'te mevcut. Apple'ın üretkenlik uygulamaları Pages, Numbers ve Keynote'un da görmüş olduğunuz gibi doka yerleştiğini görüyoruz. Launchpad'e baktığımızda da iMovie ve GarageBand'in de yüklü olarak MacBook kullanıcılarına sunulduğunu görmekteyiz. Tabii ki bu yüklü olan uygulamalar dışında esas dikkat çeken unsurlardan bir tanesi Touch Bar. Görmüş olduğunuz Touch Bar klavyeden
ayırt edilemeyecek nitelikte tasarlanmış Retina ekran. Fazla parlak, göze çarpan bir nitelikte değil. Baktığınızda klavyeden ayırt etmeniz neredeyse imkansız. Ancak yazılar oldukça keskin ve oldukça kullanışlı görünen bir yapıya sahip olduğunu söylemeliyiz bu Touch Bar'ın. Touch Bar herhangi bir uygulama yokken standart özellikleri sunuyor. Sol tarafta bir Escape tuşu mevcut. Bu Escape tuşu genel olarak çoğunlukla her uygulamada açık şekilde, sürekli sabit şekilde karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta bir fonksiyon satırında en çok kullanılan ses açma, ses kapatma özelliklerini sunulduğunu görmekteyiz. Bu kısa yollar sunuluyor. Bastığınızda ses açma ve daha sonra da çubuğu sürüklediğinizde sesin açıp kapatma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Touch Bar'ın yüzeyi oldukça yumuşak, sürtünmesi oldukça düşük ve bu şekilde kullanmak da oldukça kolay oluyor. İsterseniz ayarları genişletebilir ve fonksiyon çubuğunda görmüş olduğunuz o ayarların hepsine erişebilirsiniz. Ekran parlaklığını arttırma, görev ekranına erişme, launchpad'i açma gibi özellikler, klavye aydınlatması, çalma kontrolleri ve bunun dışında yine Siri. Bu şekilde bunlar da kolaylıkla erişilebilecek standart Touch Bar görünümler arasında yer alıyor. Touch Bar'ı özelleştirmek mümkün. Ona detaylı incelemede de daha fazla yer veririz. Devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Touch Bar bazı uygulamalarda da farklı görünümlere bürünebiliyor. Örneğin Safari karşımıza açık. Safari açıkken yeni bir sekme açma, favorilere erişme ve bunun dışında yine arama yapma gibi özellikleri kısa yollara kolaylıkla erişmek, hızlı şekilde erişmek mümkün oluyor. Örneğin mail uygulamasına girdiğimizde, mail uygulamasında ise bu sefer en çok kullanılan cevapla, arşive taşı, bayrak ekle gibi özellikleri de kısa yollara da hızlı şekilde erişmek, Touch Bar üzerinden erişmek mümkün oluyor. Touch Bar'la ilgili çok daha fazla ayrıntı, detaylı inceleme de sizlere aktaracağız. 2016 model MacBook Pro'ların önemli özelliklerinden bir tanesi de Touch ID sensörüne sahip olması. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz Touch Bar'ın hemen yanında yer alan bir buton var. Bu buton aynı zamanda Touch ID özelliğini de görüyor. iPhone'larda kullanılan Touch ID ile aynı özelliklere sahip ve hızlı şekilde çalışıyor. Böylelikle ekran kilidini hızlı şekilde açmanız ve aynı zamanda destekleyen ülkelerde Apple Pay üzerinden ödemeler yapmanız mümkün. Kurulum esnasında parmak izinizi Touch ID sensörüne tanıtabilirsiniz. Aynı zamanda Apple 5 farklı parmak izini 3 farklı hesaba ait parmak izi ekleme imkanı kullanıcılara sunuyor. MacBook Pro ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Çok daha fazla ayrıntıyı Touch Bar'ın sunduklarını ve bunun dışında yine izleme dörtgeninin klavyenin sunduklarını, 4 adet USB-C Thunderbolt 3 portuyla neler yapılabileceğini, bunların hepsini çok yakında gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.